Selam arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Sabah biz uyandık, kahvaltımızı yaptık. Gördüğünüz zaten çekmiştim galiba. Yok, çektim. Ama çünkü üzerinden bayağı birkaç saat geçti. Fazla özenmedim, öyle artık ne varsa indirdim, yaptım. Yedik ve şu an Akif hala derste. Saat birazdan 12 ve 12'de molaya giriyor, 12'den 1'e kadar. Ve biz bu süre zarfı içinde eski eve gideceğiz ve eski evin anahtarlarını vereceğiz. Bugün son gün. Zaten biliyorsunuz evi tamamen boşalttık, temizledik, boyadık. Hiçbir iş kalmadı. Sadece o eve gelen paketlerimin kağıtlarını alacağım ve postaneye gidip yeni adresimi vereceğim. Yani değiştirmem lazım. Yoksa sürekli oraya hani mektup falan gider, o da iyi olmaz bizim için. O yüzden onu halletmemiz lazım. Öyle yani, ben de böyle yine kazağımı giyindim. Saçımı da görüyorsunuz, yine darmadağın ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şu an eski evdeyiz ve o kadar tuhaf geldi ki bana şu an burası. Bakın her yer boş. Biraz kalbim de acımadı değil yani. Bu arada kadın geldi, şimdi eve bakacak. Ondan sonra anahtarı veriyoruz. Artık bu son gelişimiz. Ah, ne olurdu biraz daha büyük olsaydın. Son kez balkonuma çıktım. Eski balkon. Ay, özleyeceğim ya. Vallahi özleyeceğim. Şu ana kadar hiç böyle düşünmemiştim ama şimdi son kez geldim ya, bir tuhaf oldum. Ama dediğim gibi ev biraz daha büyük olsaydı keşke, o zaman çıkmazdık ama 45 metrekare gerçekten çok küçük. Görüyorsunuz. Annem bu eski evi temizlemişti. Burada daha kağıtlar var. Şu an gerçekten çok tuhaf geliyor insana. Ve çıktık. Elveda diyorum sana bina. Ya. Akif, onu tek başına kaldıramazsın. Belini ağrıtırsın. Bu arada makine evdeydi, çıkarttık şimdi. Keşke daha önce yapsaydın da yardım olurdu. Ay vallahi yapma aşkım. Eşek ölüsü gibi lan. Aşkım bence önceki yaptığın taktikle götür kaldırmadan. Söyleyeceğim, başka çaresi yok. Kalırsın İşte önce halletmeyince böyle olur. Gene git, ben de sana yardım etmek isterdim ama biliyorsun durumları. Böyle hiçbir yere varamaz. Yavaş yavaş, acelemiz yok ki. Gidiyor bak. Ben de buradayım. Bu arada ne için üzülüyorum biliyor musunuz? Böyle bir oda vardı burada, Raum. Orada parti falan yapabiliyordunuz ama bir kere bile yapamadım. Ve Çok çöp korktum. koktu aynen. Gitmiyor bu. Ama bayağı ilerledin bak. Az önce oradaydın, şimdi buradasın. Ay, sen de üzülmedin Nakif. Ne için? Eve son kez geldik diye. Ya aslında üzülmek de denmez de, sadece hani 3 sene boyunca oradaydık ya. Ve işlem başarıyla tamamlandı. Arabaya sığmaz sandık ama sığdı, koltuklar yatırınca. Şimdi kayınvalidemlerin oraya geldik. Bunu bırakacağız. Arkadaşlar biz tekrardan eve geldik. Eski evimizin anahtarını verdik. Sorunsuz bir şekilde halloldu. Evde hiçbir problem yoktu zaten. Hani her şeyi iyi kullanmıştık. O yüzden bir sorun olmadı. Anahtarı teslim ettik. Ondan sonra kayınvalidem gile geçtik. Orada bir şeyler atıştırdık. Ve şimdi tekrar eve geldim. Eve gelir gelmez de bulaşık makinemi boşalttım. Ve dünden kalan bulaşıklarım vardı. Onları elden yıkadım. Çünkü makinenin dolmasını yine istemedim. Bakın şuraya hepsini dizdim. Elden yıkadım dedim. Birazdan da kaldırırım yerlerine. Öyle yani. Bugün başka ne yaparım hiçbir fikrim yok. Ve bugün tipim gerçekten aşırı kötü. O yüzden kusuma bakmayın. Bu arada kayınvalidem bana böyle peynir verdi. Mozzarella peyniri, gerçekten çok güzeller.
Ama bu bir tanesini dışarıda yani buzdolabında bırakacağım. Bir tanesini de buzluğa kaldırmayı düşünüyorum. Yani bir süre peynir almama gerek yok şu an. Bunlar kahvaltıda da çok güzel oluyor. Ve tatları gerçekten çok güzel. Markası Goldsteig. Aynen. Şöyle. Çok lezzetli gerçekten. Bu arada aklımdayken hemen söyleyeyim. Hep yazanlar oluyor Rümeysa saatlerin için kodun hala geçerli mi diye. Arkadaşlar benim bu Burger markasının saatleri için indirim kodum her zaman geçerli. Bu aklınızda olsun. Yani ne zaman almak isterseniz o zamana geçerli oluyor. Arkif.Rümeysa kodu. Ve şu an sevgililer gününe az kaldığı için bayağı indirime girdi saatler. Bu gördüğünüz saatler hepsi oradan dediğim gibi indirime girdiği için şu an benim kodumu vererek daha da uygun alabiliyorsunuz. Gerçekten çok uygun fiyatlar ve çok da güzeller yani. Hep de takıyorum biliyorsunuz zaten videolarımdan. Bu şekil yani. Takılar da ne güzel parlıyor ışık gelince. Şimdi ise bu ojelerimden kurtulma zamanı geldi görüyorsunuz. Önütüm gitmiş. Ve fark ettiyseniz tırnaklarımı bayağı bir kısalttım. Uzun değiller ama hemen uzuyor zaten. Şimdi bunu çıkartacağım. Ve bu asetonun kokusunu tek ben seviyor olamam değil mi? Lütfen yorumlara yazın. Kokusunu o kadar çok seviyorum ki yani bana kalsa hep koklarım ama koklayamıyorum. Çünkü hamileyim. Zaten de sağlıklı bir şey değil. Ama öyle yani. Bayağı seviyorum kokuyu. Ben şimdi laptopu aldım ve biraz alışveriş yapacağım sanırım. Bu arada tam bir hafta kaldı sanırım. Bir bakmam lazım. Aynen ayın 8'inde. İnşallah dükkanlar açılıyor arkadaşlar. Ve o kadar seviniyorum ki anlatamam size. Çünkü biliyorsunuz evim yarım yamalak. Bir sürü eksiğim var. O yüzden seviniyorum yani. Bakalım bakalım. Bu arada IKEA'ya gitmemiz lazım zaten hemen pazartesi günü. Ama çok kalabalık olur kesin de almamız gereken bir şeyler var. Yani IKEA gitmemiz şu açıdan önemli. Biz banyo için şöyle bir dolap ve yeni şey almıştık. Ay her zaman adını unutuyorum ya. Siz beni anladınız. Onlardan aldık işte ama ödedik o gün. Ama Akif eşyaları, dolapları falan getirince orada unutmuş. Şu an size aldığımız modeli göstermek istiyorum ama bulamıyorum. O yüzden bakayım. Aa şu muydu? Bunun bir küçüğüydü sanırım ya. Gerçekten unuttum. Şöyle bir şeydi galiba. Aynı böyle olması lazım ve burası tahtaydı. Ya da burası mı tahtaydı? Ay bakın onu bile unutmuşum. Ama ona benzeyen bir şey aldık. Sadece şu tarafını aldık çünkü bizim aynamız zaten vardı ve bu dolaba zaten gerek yok. O yüzden sadece şu parçası ama böyle set halinde de satılıyor gördüğünüz gibi. Yanlış hatırlamıyorsam bizimki bundan veya tam tersi, burası şey tahta rengi ve burası da beyaz ya da bu model. Ay neyse alınca göreceğiz artık çünkü unuttum. Ya şunların tatlılığına bakın kız anneleri için. Ve fiyatı gayet uygun. 7.99 hem taytı hem de elbisesi içinde. Bu arada gösterdiğim şeylerin size linkini de bırakırım. Gerçekten çok tatlılar ya. Allah'ım ya Rabbim şuna bakın. Bej renginde. Neyse ben oluşuma bakayım. Ama gördüğünüz gibi. Ay şu takım nasıl tatlı. Çok güzel. Evet bayağı tatlı şeyler var. Bunlar da tatlı. Çok şekerler. Oy oy yesinler. Örgülü çeket. Arkadaşlar bakın size biraz Akif'in ders masasını göstereyim. Burada kendine zaten bu raf Akif'indi. Böyle şeylerini koymuş, düzenlemiş. Burada da kitapları var. Burada da kağıtlar. Yani bu 3 aylık okul için bayağı çok malzemen var Akif. Hepsini açıp okuyor musunuz ciddi ciddi? Şöyle içeceğin dökülmesin. Bakın burada da Akif'e kutu verdim. Böyle eşyalarını koydu içine. Taşın rehası. Hesaplama makinesi. Hesaplama makinesi mi? Şöyle tiyekler falan var. Kalemler, silgiler.
bayağı bir şey almışsın Akif. Hiç de öyle fazla kullanmıyorsun. Neyse bunlar hep lazım olur. Seneye tekrar zaten okulu olacak. 2 sene sürüyor biliyorsunuz ki. Böyle. Dersi, online dersi bitti ama dersi var yarın için. O yüzden bitirmesi lazım. Kolay gelsin sana Akif. Aa, bu arada bakın şey aldık. Drukka aldık da ben niye her zaman Türkçe kelimesini unutuyorum her şeyin? He? Akif. Ay en kolay şeyi unuttum şu an. Lütfen sen söyle. Drukka'nın Türkçesi. Ay inanmıyorum gerçekten. Kopyalama makinesi mi? He? Of ya neyse unuttum. Böyle bir şey aldık işte çünkü Akif'e lazımdı. Ben de artık mesela böyle postaneye gidip ekstradan bir şey çıkartmam lazım değil. Buradan yaparım. Bunlar da Akif'in bayağı bir şeyleri var. Yemekler yendi. Çok şükür karnımız doydu. Dünden yemeğim vardı. Onu ısıttım. Tekrar onu yedik. O yüzden sizler için bir şey çekemedim. Şimdi de kendime böyle kakao hazırlayacağım. Yani sıcak çikolata. Ve böyle birkaç tane kurabiye yemeği düşünüyorum. Bu şekilde. Ben artık kapanışı burada yapıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize iyi bakın diyorum. Ve bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay.